Eğer atletik olarak çok hızlı bir oyuncu değilseniz düşünce olarak hızlanmak zorundasınız. Düşünce olarak hızlanamıyorsanız topu hızlı kullanmalısınız. Hız gelişen futbolda en ana unsurdur. Yalçın Koşukavak. 1972 yılında İzmir'e dünyaya gelen Yalçın Koşukavak, futbolculuk yıllarında kaleci pozisyonunda görev yaptı ve futbol hayatına yeni Turgutlu Spor'da başladı. Sırasıyla Batman Petrol Spor, Şanlıurfa Spor, Bolu Spor, Yeni Turgutlu Spor ve Altın Ordu'da forma giyen Koşukavak, 33 yaşında aktif futbol hayatına nokta koydu. 2007-2008 sezonunda Göztepe'de kısa süreli çalışan Koşukavak, Reha Kapsal'ın yardımcısı olarak antrenörlük hayatına başladı. 2015'te Altay'ın başına geçen Koşukavak, 12 maç İzmir ekibinin başında kaldıktan sonra adını futbol camiasına duyuracağı İstanbulspor'un başına geçti. Zorlu günler geçiren İstanbulspor'u ayağa kaldıran Koşukavak, 2. ligdeki ilk senesinde 71 puan toplamasına rağmen Ümraniyespor'un ardından ikinci oldu ve 1. ligin kapısından döndü. 2016-2017 sezonunda ise Beyaz Grup'ta Ahmet Sportif'in önünde ipi göğüsleyerek takımını 2. sezonda 1. lige taşımayı başardı. 1. ligde takımının sergilediği performansa dikkatleri üzerine çeken başarılı teknik adam, 2018 yılında Gaziantep Futbol Kulübü'nün başına geçti. Gaziantep'te beklentilerin altında kalan Koşukavak, sezon başı Bursa Spor'un başına geçti. Bursa Spor'da 18 maça çıkan 47 yaşındaki teknik direktör, Ali Tandoğan ile yollarını ayıran Altay'ın başına geçti. Koşukavak'ın gelmesiyle kendi sahasında üst üste galibiyetler alan Altay, playofflara kalma konusunda oldukça umutluydu. Ligde 10 maçtır kaybetmeyen Altay, deplasmanda galip gelememe sorunu sebebiyle ligi 7. sırada bitirdi ve playoff oynama şansını kaçırdı. Yalçın Koşukavak bu sezon Altay'ın başına teknik direktör olarak toplam 12 maça çıktı, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Koşukavak taktik anlayışını ise şu sözlerle anlatıyor. Futbol bir aldatmacı oyunudur. En iyi taktik bilinmezliktir. En büyük amacım bir bilinmezlik oluşturup eşleştirmeleri bozmaktır. Yalçın Koşukavak taktik zekası yüksek bir hocadır. İstanbulspor'a kendi felsefesini yansıtmayı başardı. Genç oyuncularla istediği futbol oynatabilen, oyunda topa sahip olup ayağa pas yapmayı ve alan daraltılması konusunda ısrarcı olarak 90 dakika disiplini elden bırakmayan bir hoca. Olumlu yönlerinin yanı sıra en çok eleştirilen yanı ise hakemlerle ve rakip teknik adamlarla çok fazla diyalog içerisinde olmasıdır. Bunun en yakın tarihteki örneği ise bu sezon ligde Eskişehirspor ile oynanan ve 2-2 eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada yaşandı. Yalçın Koşukavak kaybedilen puan sonrası rakip takımın teknik direktörüne söylediği söz basında geniş bir yer bulmuştu. Yeni teknik direktör konusunu aceleye getirmeden inceleyip sık dokumaya çalışan Fenerbahçe yönetimi, sezonun ikinci yarısında boşalan teknik direktörlüğü koltuğu için Yalçın Koşukavak'ın düşünüldüğü yönünde iddialar yer almıştı. Bu iddialar üzerine Fenerbahçe yönetimi, Altay'ın hocası Yalçın Koşukavak'la ilgili resmi açıklamada bulunmuştu. Açıklamada Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanması kapsamında birlikte çalışabilme ihtimali üzerine bazı temasların olduğunu vurgulanırken, gelinen noktada görüşmenin sezon sonu yeniden değerlendirmek üzere sonlandırıldığı bildirildi. Sezon sonunda ise Yalçın Koşukavak ile Fenerbahçe isimleri tekrardan yan yana alınmaya başladı. Basında oldukça yer bulan bu iddiada Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevinin aksine farklı bir yapılanma içerisinde olacağı düşünülmektedir. Hemen hemen verdiği her demeçte Avrupa futbolunu takip ederek kendini geliştirdiğini ifade eden teknik adam, bu özelliklerini Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük takımlarından birini yönetebilmesi için yetecek mi? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Takipte kalın, hoşça kalın.